silahı. At silahı. Tamam, sakin ol. At silahı dedim! Tamam, bırakıyorum. Sen de o bıçağı bırak. Ne yapacaksın? Saadet'i mi öldüreceksin? Öldürürüm! Saadet benim. Asıl. Tamam mı? Saadet benim! Bitti Asıl, yaprak! Bitmedi Saadet, benimle geleceksin. Gelmeyeceğim, öldür beni! Öldürürüm! Öldür! Öldürürüm! Tamam! Kimse kimseyi öldürmeyecek. Tamam, silahı yolla bu tarafa. Yollama Kemal! Yolla dedim! Saadet benimle gelecek. Biz buradan gideceğiz. Saadet beni seviyor. Sevmiyorum. Yalan söylüyorsun. Ah. Yalan söylüyorsun. Ah. Asıl, kaçacak yerin yok. Teslim. Olmam. Olmam. Ben buradan gideceğim. Saadet benimle gelecek. Anladın mı? Asıl, bir tercih yapmak zorundasın. Saadet'i de götürmeye kalkarsan sen de kaçamazsın. Bak, birazdan ekipler geliyor. Kaç, kurtar kendini. Saadet, iyi misin? Hadi gel. İyi misin Saadet? İyiyim. Herkes seni çok merak etti. Hadi gidelim. Tamam. Seni bırakamam. Bırakamam. Asrın, yapma! Asrın, yalvarırım, yapma! Yapma! Komiserim, iyi misiniz? Saadet! Saadet, iyi misin? Ha? Silah tutukluk yapmasaydı ölmüştü. Silah tutukluk yapmadı Saadet. Silah boştu. Neden? Sana verdiğim söz yüzünden. Tutar öldürün diye korktum. Silahı boşalttım. Sana verdiğim sözü tuttum. Babacığım. Sağ ol kızım. Abla. Sağ ol canım. Ha Saadet, bugün pazar var burada. Birlikte gidelim, olur mu kızım? Pazar mı? Beğenmedin mi? Yok. Beğendim baba, niye beğenmeyeyim? Beraber gideriz baba kız. Sevda, kulaklarından tavanı asarım seni ha. Benimle pazara gitmek bir hayat tecrübesidir be. Tabii babacığım. Bir savaş gibi, bir salgın hastalık gibi, bir kıtlık gibi. Servet, şu terliğini versene bana. Al babacığım. Yok yok, terliği Saadet versin babacığım sana. Neden? Çünkü babası kızına böyle pazardan böyle papuç terlik alacak. Sadeciğim, terliğimi getirir misin canım? Getireyim abla. Yormayın kızı be, yormayın kızı be. Buyur ablacığım. Sağ ol canım. Vay 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 vay. Ay gözünü sevdiğim üç ay be. Bir de servetimle şenlensen. Komiser, günaydın. Günaydın. Hayırdır? Saadet'i görürüm diye geldim. Ama erken oldu galiba biraz. Sen kızı göreceğim diye uyuyamadın herhalde ha? Gel gel geç. Geç buyur. Allah. Vallahi ben de kahvaltı yapıyordum, çay demledim. Otursana komiser, çıkar üstünü. Çay koyayım sana ha? Dur bakalım, ben içerim abi, içerim. At öyle at. At be körevi, nasılsa işte ya böyle. Koyuyor mu çay? Koy koy abi. Anlat bakalım komiser, neler oluyor? Vallahi ne olsun abi. Saadet'le görüşemedik kaç gündür. Dışarı çıkarız, hem ona da iyi gelir. İyi düşünmüşsün vallahi komiser. Kaç gündür çıkmıyor evden, kapattı kız kendini ya. Vallahi kolay değil onun da yaşadıkları. Zor günler atlattılar. Hiç kolay değil, hiç. Yani evlat sahibi olunca daha iyi anlarsın komiser. Ya ben de sanki 3-5 tane çocuk sahibi adam gibi konuştum ha. Bebişi kucağımıza bile almadık ya. Neyse, ye sen, kopar ekmekten. Kopar, ye. Aç aç olmaz bu işler, biliyorsun ya. He? Domates güzel. Hadi kaçtım ben. Öpeyim. Hadi. Yaramazlık ettiğini duymayayım. Arkadaşlarınla iyi geçin. Kimseyle kavga etme. Ha, dersini de iyi dinle. Ders en iyi dersi öğrenilir. Unutma. Haydi başarılar. Sana da pazarda başarılar canım. İlla alamsın. Pabuç gibi dili var. Kime çekti bu ya? Uğraşma şu kızla ya. Öf tamam. Günaydın. Ne haber Sevda? İyi. Sen dur. Ben ablama haber vereyim geldiğini. Saadet, Kemal komiser gelmiş, gel. Görüşürüz. Sevda. Bir sıkıntı mı var? Yok. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin Kemal Bey oğlum. Hoş buldum Muzaffer amca. Ben de Saadet'i görmeye gelmiştim. He. Nasılsın Saadet? İyi, iyi, iyi. Biz işte baba kız beraber yaşayıp gidiyoruz. Sen nasılsın? İyi. Uzun zaman olmuştu da belki Saadet'le dışarı çıkarız diye düşünmüştüm. Ya iyi düşünmüşsün ama hava soğuk bir çocuğumuz. Bak işi böyle titredi. Baba! Ne var? Ya şu şeyleri bulamıyorum. Aa merhaba Kemal. Merhaba. Neleri bulamıyorsun? Şeyleri işte. Neyi kızım? Gel baba gelsene sen. Neleri bulamıyorsun? Ne? Ha? Baba ya ne yapıyorsun Allah aşkına? Bir rahat bırakmadın çocukları. Ya ne yaptım da rahatsız ettim çocukları? Ya lütfen çok rica ediyorum. Kaç gündür kızı esir ettin evde. Nasılsın diye soruyoruz. Ona bile sen yanıt veriyorsun. Kızımın halini biliyorum da ondan. Sen karışma. Karışırım baba. Saadet'i rahat bırak. Bırak konuşsunlar güzel güzel. Belki çocuk onu bir yere götürür. Gözü gönlü açılır. Normale döner kız belki. Ha? Ya. İtiraz kabul etmiyorum lütfen baba. Ya ne dedi de itiraz ettim ha? Öyle bir baba mıyım ben? Babacığım lütfen geçip oturur musun? Baba. Ne baba ne? Ah. Tamam ay. Ya. Her şey normal baba merak etme. Konuşuyorlar işte. Ay. Kahvaltıya gidelim mi? Beykoz'da tepede güzel bir yer biliyorum. Güzel olurdu aslında ama biz kahvaltı ettik şimdi. Yürüyelim o zaman. Ya Kemal ben gelmesem mi bugün? Babama da söz verdim. Pazara gidecektik beraber. Nereye gidiyorsunuz bakalım? Vallahi ben dışarı çıkalım dedim Saadet'e ama Muzaffer amcaya sözü varmış. Pazara gideceklermiş. Pazara gidiyorsun babamla. Yok canım. Babam pazara kendi gider. Siz çıkın gezin. Değil mi baba? Siz bilirsiniz. Yok. İsterseniz biz programı bozmayalım. Madem Muzaffer amca plan yapmış. Biz başka zaman çıkarız artık. Aslında gerek yok. Yani program bile sayılmaz. Değil mi baba? Yok yok. Hiç gerek yok. Başka zamana kalsın artık. Ya girseydin bir kahve içerdik. Yok yok. Tamam. Başka zaman. İyi günler. İyi günler. Hadi gel. Gel Saadet'cim gel. Babacığım hemen çıkmayacaksak ben biraz odamda dinleneceğim tamam mı? Olur kızım. Ne oldu ki şimdi? Ya psikolog dediydi. Arada böyle olur demişti. Hani psikologlar bir şey bilmiyordu? Gene bilmiyor kızım hani ama derler yani ezik saat ne yok. Eğri saat günde bozuk bir şey. Düz... Aman sen anladın işte. Allah kabusum arıyor. Ha o gerizekalı damada kabus mu diyoruz artık? Yok baba müşteri bu müşteri. Efendim Zeynep Hanım. Ha, yine mi fikir değiştirdiniz? Ha, ben de dükkana gidiyordum şimdi. Tabii. Evet, evet. Ha, anladım. Tabii, tabii anlıyorum. Haklısınız. Servet'im. Gerisini ofise geldiğimizde görüşürüz olur mu Zeynep Hanım? Yani tekrar aynı şeyi konuşup birbirimizi yormayalım babında. Tabii. Görüşürüz. Ay, yani 3 günlük enerjim 3 dakikada tüketti bu kadın. Ne oldu kız? Çocuğumun anası. Şu an çocuğun anası değil, işimin kadınıyım. İşimin peşinde koşuyorum, ekmeğimin peşinde koşuyorum ama... ...ekmeğim durmadan uzaklaşıyor benden Yılmaz. Müşteri mi? Evet. Her gün farklı fikirlerle karşıma çıkıyor. Servet'cim hata yaptım, Servet'cim yanlış pastayı seçtim. Ay bunlarla uğraşıyorum. Aman canım sen de çok büyütüyorsun be. Birazcık rahat ol, akışına bırak gitsin. Senin için kolay tabii. Aa, saldım çayıra, Mevlam kayıra. Rahatsın sen, rahat. Ya ne dedim de yine celalleniyorsun? He? Hadi gel bir kahve, çay, bir şey içelim de azıcık rahatla. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? İşim var benim, işim. Ya işim var da sanki memleketi yönetiyorum be kadın. Allah Allah, abartma bir dur. Duramam, kadın bekliyor. Terapiste görüşürüz, hadi. Anam bugün müydü o ya? Unuttun değil mi? Ya bunu bile unuttun. Bir de abartma diyorsun. Ben hangi birinize yetişeyim ya? Bir tane Servet var şu dünyada. Allah Allah. Hani benden de bir tane vardı, öyle diyordun geçen gün. Hadi görüşürüz Yılmaz. Bunu yeni buldum ha. Açma 2 lira, süt 1 lira. Akşama kadar tok tutuyor. Vallahi yesene. Yok, yemem. Ya lezzetli vallahi ya. Yok. Tibet. Ya sen niye her gün buradasın? Ne yapayım Sevda? Okul güzel işte. Hem kantinciye de iş attım, veresiye yazıyor. Yani eski öğrenciyi sonuçta. İş bulmayı düşünmüyor musun? Dün görüşmem vardı, ne oldu o? Ya adam icraya gideceksin diyor. Müşterimiz var Konya'da, Kayseri'de. Konya, Kayseri nedir ya? Gitmem kızım ben, şuradan şuraya gitmem. Ya Tibet, 1 gidersin, 2 gidersin. Adamlar senin iyi bir avukat olduğunu anlayınca İstanbul'a alırlar. Yani bu işler böyle. Hem iyi maaşı vardı ya, ha? Gitmem. Of, neden ya? Ablacığım, çay alabilirim. Selam. Selam. Saatin var mı? Maalesef. Bende var. İstersen beraber bakalım. Bu arada adım Handan. Müsaadenle. Seya. Niye gitmiyorsun? Gitmiyorum kızım. Seni bırakıp bir yere gitmiyorum. Saçmalama. Ya sürekli böyle tepemde mi gezineceksin? Bu mu planın? Ben tepemde falan gezmiyorum. O yüzden okula geliyorsun değil mi? Görüştün mü sen bununla hiç? Saçmalama. Ya görüştün mü, görüşmedin mi? Eve falan geldi mi? Geliyor bu arada. Tibet, en son senin yanında gördüm, tamam mı? İç şu sütünü Allah rızası için. Saadet! Hadi kızım. Geldim. Hadi. Gel baba. Şimdi kızımla güzel güzel pazara gider, alışveriş yaparız. Pazar esnafıyla kaynaşırız. Bakalım haftanın zam şampiyonu değişmiş mi? Ha bir de Saadet, her şeyden azar alalım da haftaya yine çıkabilirim pazara. Baba, bak şimdiden peşin söylüyorum. Öyle pazarcı esnafıyla kavga, gürültü yok. Sen hiç merak etme, Ben tedbirimi aldım kızım ben. Nasıl aldın? Hı. O ne? Bu pazarın krokisi. Kırmızılar ne baba? Kırmızılar benim alışverişi kestiklerim. Sarılar? Sarılar da benimle alışverişi kesenler. Ya baba biz pazara gitmeyelim bari. Kalan tezgahlara bakılırsa markette daha çok şansımız var. Sen onu düşünme be kızım. Ben 40 yıllık pazar müşterisiyim ya. Ben Muzaffer'im. Beni kimse kazıklayamaz. Gel bakalım. Şu atkını da takalım. Gel. Tamam baba ben takarım. Sen takamazsın. Dur ben sarayım kızım. Getir. Baba. Ne var kızım? Baba dur boğuluyorum ya. Kızım hava soğuk be. Aa. Ben mahalleliye Muzaffer kızımı dımdızlak pazara çıkartmış dedirtmem. Aman sanki bütün mahalleli de bizi izliyor ha. Ağzını kapat, hava soğuk be. Ya baba çocuk muyum ben? Sen çocukken de en çok boğazından hastalanırdın be. Kapat. Aa. Şu şapkanı da gel. İndirme şunu. Allah. Sallama kafana. Of babaya. Babaya of yap, babaya of yap. Dur, önümü göremiyorum. Allah, çantayı görüyorsun. Hadi. Kapat şunu, kapat şunu. Ya ben bu turuncuyu bilemedim Servet Hanımcığım. Yani bir karar verebilsiniz keşke. Ama veremiyorum ya, bilemiyorum ne yapayım. Bakın bu yılın trendi renkli düğünler. Turuncu da bizim çok sık kullandığımız bir konsept. İsterseniz tekrar dosyadan bakın bu renkli düğünler resimlerine. Hı? Buyurun. Bakın işte Servet Hanımcığım yani... Ya şimdi düğün deyince böyle benim aklıma ne bileyim saflık, temizlik, böyle masumiyet geliyor. Ya öyle bir konsept yapsak. O da olur tabii yani. Onunla ilgili dosyayı da isterseniz tekrar bir inceleyin. Güzel tabii bunlar. Ay bir dakika. Şurada benim bir renkte aklım kaldı. Onu ben bir daha bir bakayım. Ay bu nasıl güzel bir renk. Ay Servet Hanımcığım siz niye daha önce bana bunu göstermediniz? Bu tam benim hayalimdeki düğün. Somon rengi konseptimiz yani. Ben size bunu daha önce gösterdim ama siz hatırlayamadınız sanırım. Daha önce görmüş olmam mümkün değil. Yani ben bunu görseydim asla unutmazdım. Atlamışsınız siz. Turuncunun daha soft hali yani hemen hemen aynı renk gibi bir şey işte. Bir turuncu değil ama yani. Bu çok güzel, ben bunu çok beğendim. Kesin bu olsun diyorum. Pardon, çok özür dilerim. Alo, buyurun. Aa, kontrat Yılmaz'ın üzerine yalnız. Aa, tamam, ben arayacağım. Servet Hanımcığım. Çok affedersiniz, bir dakikanızı daha rica etsem ben. Ay. Ha Servet'im, söyle. Ha Yılmaz. Eski evi boşalttın ya, ev sahibi her gün beni arıyor. Ne diyormuş? Kapandaları göndermemişsin. Yeni kiracı istiyormuş. Hay Allah ya. Hay Allah ya. Acaba bu adam her gün beni niye arıyor Yılmaz? Ha? Yılmaz Bey yapmaz. Yılmaz Bey unutur. Servet halleder diye arıyor değil mi? Vallahi gülüm aklımdan çıkmış işte ya. Ben hallederim Servet. Sen merak etme Servet. Ben varken sana düşmez Servet. Servet öyle, Servet böyle. Ben ilgilenirim Servet. Aa yeter ama ya. İyi günler Yılmaz. Haklısın canım. Kapattı abim. Alo? Abim kapattı. Oh be, oh be. Yalnız abim iyi fırça yedin ha. Bakayım püskülleri kalmış mı ağzında. Oğlum, zaten yengen tersinden kalkmış bugün bir de sen başlama. Hadi bakayım yıkıl karşımdan. Fakat abim senin bu rahatlığın var ya, insanı orta yerinden çatlatır ha. Ne dedin sen? Yani diyorum ki abim. Bu kadar rahat olma. Servet yengen bir başına kaç kişiyle uğraşıyor? Kaç işe birden yetişiyor? Sen ise onu bir dediğini yapmıyorsun. Olmaz böyle canım. Yengen haklı diyor yani öyle mi? Servet yengem haklı tabii. Hadi oğlum be. Bir de sen çıktın başımıza terapist gibi bır bır. Hadi yürü. Sen nasıl istersen abim ama konuşmak fikrimi almak istersen Nuri diye seslenmen yeterli. Lan yürü yallah hadi. Hayır yani sonra fikrime ihtiyacın olur. Sonra ağlamak için omzum lazım olur. O noktaya gelip üzülmeyelim diye söylüyorum. Boğazını ört. Tamam baba. Çantana da sahip çık. Pazar kalabalık olur. Vay. Wow. Bir saattir dolaşıyoruz, hiçbir şey almadık. Bütün gün gezeceğiz mi böyle? Dur bakalım kızım, Allah Allah bakıyoruz. Bazı tezgahlar kırmızı. Onun için atlamak zorundayız. Ha bak, Allah şuna bak. Buruş man. Şunu alın. 2 lira bir de fiyatı tamam baba, başka yerden alırız. Tamam. Bak. Şu topların haline bak, içi geçmiş ya bunlar. Salata malata olmaz bunlardan mı? İnsan bunları tezgaha koymaya utanır. Beğenmiyorsan tezgahın önünü kapatma bey amca. Ne diyorsun ya bak kırmızı geliyor ha. Kırmızı geliyor. Hadi. Baba. İşaretledin mi bittin. 2 haftadır dikkatimi çekiyorsun. Almamıştım listeye ama. Yürü be abicim, yürü amcacığım. Burası. Doktorun burası. Vitamin deposu burası. Burası. Aa, Saadet, avokado bak. Sen seversin, alalım mı? Alalım baba. Sevda ile ablam da sever. Tamam. 3 tane ver bakalım. Hemen şeker abim. En güzellerini Kral abime vereceğim. Bak bak bak, bu da ablam için. Buyur abi, 21 lira. Kaç? 21. Sen hesap bilmiyorsun galiba. 21 lira olur mu be? Abi bunlar ithal meyve. Bak istemiyorsan, beğenmiyorsan sana 2 liradan Kral mandalin vereyim bak. Yok ya, akıl verme. Mandalina verecekmiş. Tamam baba, istemiyorum. Hadi gidelim. Olur mu canım? Benim kızımın canım avokado istemiş. Ben de almayacağım ha. Beni son kaça bırakırsın? Ya baba niye bu kadar pazarlık yapıyorsun? Beyaz eşya mı bu? Kızım pazarlık sünnettir be. Evet, en son kaça oluyor? Söyle. Bey amcam, senin güzel hatırına bak. 20 lira son ver yeter. Ya 15, tamam mı? Anlaştık, 15. Abi 20. 15. Ya bırak. Aman al be, al be. Allah Allah. Ben de kızmaya girdim biliyor musun? Yaksın gel. Sabah sabah sayılan verdiler sizi kardeşim ya. Allah Allah. Sabah sabah fesubhanallah ya. Bunun bir cezası falan yok mu efendim? Yani her seansa böyle geç kalıyor da sinirleriniz hiç bozulmuyor mu sizin? Ben bu tür şeyleri işaret olarak okumayı tercih ediyorum Servet Hanım. Ha, okuyun okuyun. Yalnız bu kitabın sonu hiç iyi bitmiyor, ben size söyleyeyim de. Ay pardon, açık bırakmışım. Yılmaz gelene kadar bakabilir miyim acaba? Tabii tabii, buyurun. Efendim Zeynep Hanım. Evet, müzik grubu cello dörtlüsü olacak. Ah, hayır yani ben bulamam bu saatten sonra klarnetçi. Yani Zeynep Hanım ama bakın siz başta klavye dediniz, 80'ler konsepti, sonra vazgeçtiniz. Her şey olmaz mı diyorum? Yok canım yani. Her şeyi siz değiştiriyorsunuz. Bir tek değiştirmediğiniz ben kaldım. Yaparım tabii yani. Sonuçta benim işim. Değişiklik olmaz diye bir kaide yok. Tabii tabii. Zeynep Hanım ben kapatmak zorundayım. Bir yerdeyim de. Ben sizi arayacağım tabii. Arayacağım. İyi günler. Merhaba. Merhaba. Hep böyle. Hep. Gergin, gergin. Vallahi çocuğa da geçecek diye korkuyorum. Bebek sana mı çeksin? Çeksin tabii. Neyim eksik? Sana çekeceğinin dedesine çeksin daha iyi. Vallahi beddua okuma, sonra çeker görürsün. Kaç para? 5 lira. Ne 5 lira? 3 lira dedik ya. Tamam bunlar 5 lira, bunlar 3 lira. İyi tamam da büyüklerin 3 lira dedik. Yok amcacığım bak sen karıştırıyorsun. 5 lira senin istediklerin. Olur mu kardeşim? Buna 5 lira dedin, sonra 3 lira dedim ben. Tamam dedi. Bunu veriyorsun bana. Sen 3 lira dedin amca. 3 liralıklar bunlar. Sen al bacım. Hayır alma Saadet, alma ya. Sen al bacım al. 5 lira iyidir onlar. Ya sen 3'e ver ayağımız alışsın. Ya 5 liralık şeyi niye 3 liraya vereyim? Her hafta geliyorsun aynı şeyi yapıyorsun. Ayağımız alışsın diyorsun. Sen al bacım al. Ya sen beni başkasıyla karıştırıyorsun. Ver Saadet. Ya bu tipi başkasıyla karıştırmak mümkün mü Allah aşkına? Bir baksana. Yakında resmini dağıtacaklar her yere. Sen al bacım al. Alma Saadet ya. 3 lira dedik, 3 lira o kadar. Pazarlık yaptık. Kurtarmaz. Sen al bacım al. Yeter ya. Olmazsın alma baba. Sen de satmazsan satma kardeşim. Allah Allah ya. Almayın be. Tamam be, tamam. Ver. Saadet bekle. Çocuk gidiyor diye ha. Al. Tamam be. Her hafta aynı şeyi yapıyor. Her hafta adam kandırıyorsunuz be. Faturaları da bana ödettirdin. Yani evi kapatan beyefendi, ev sahibiyle uğraşan benim. Kontrat da bunun üzerine. Ya bir tane fatura ödedim ben. 3. 3. Rahatsın sen ya, rahat. Sen de rahat değilsin. Peki, Yılmaz Bey, siz Servet Hanım'ın durumunda olsanız bu kadar sorumlulukla nasıl baş ederdiniz? Vallahi her şeyden önce yani bu kadar sorumluluk almazsan böyle bir sorunun olmaz. Yani büyütüyor. Her şeyi büyütüyor. Mevzu yapıyor. Bak ne öyle? Yani ben büyütmesem bütün bu dertler ortadan kaybolacak öyle mi? Peki sizce Yılmaz Bey daha fazla mı sorumluluk aldı? Ya buna ne sorumluluk vereceksin ya? Bu deme bana. Bu var ya bu. Yani benim yerimde olsa camdan atar kendini. 3 dakika bile dayanamaz. Ya 3 dakika değil, 3 gün değil, 333 gün olsa dayanırım. Sen kendi hayatını zorlaştırıyorsun kızım. Hadi ya. Tabii. Öyle mi? Öyle. Kaç ıspanak? 4 lira bey amca. 2 kilosu 5 lira olur mu? Olur bey amca. Ver 2 kilo o zaman. Vereyim bey amca. Evet. Tart bakayım şunu oğlum. Brokoli 2 lira oluyor mu? Olur bey amca. İyi, ver 1 kilo. 1 kilo da brokoli. Patlıcan 2 lira oluyor mu? Bak. Sana her şey olur bey amca. Gördün mü nasıl yola geldiler? Tart bakayım oğlum şuna. Ben sizi tek maaşla nasıl büyüttüm sanıyorsun kızım? Gördün babacığım. Çok haklısın babacığım. Buyur bey amcacığım. Sen parayı ver. Tamam. Ver. Buyur bakayım. Eyvallah. Bak şurada güzel elma var. Oradayım ben Saadet. Tamam baba. Al abi. Kaç lira eksik? 18 lira, 8 lira eksik. Dur. Al sen bunu. Üstü kalsın. Süpersin. Hadi üstü kalsın. Oh be ya. Keşke her dert böyle parayla çözülse. Kolay gelsin. Rast gelsin. Ne bakıyorsun kızım yan ya? Sen şimdi benim yerime geçip benim işlerimi idare edebileceğine inanıyor musun gerçekten? İnanıyorum tabii. Servet, bak her şeyi sen kendin zorlaştırıyorsun kızım. Birazcık salsan zaten işler kendiliğinden yürüyecek. Diyorsun. Diyorum. Allah ya. İyi peki o zaman. Tamam yer değiştirelim. Değiştirelim anasını satayım. Bizim evde kalacaksın. Sen yalnız mı kalacaksın? Ben evimizde çok uzun zaman yalnız kaldım. Yani alışkınım sen merak etme. Ya bir laf sokmayalım. İyi tamam kabul ediyorum. Dükkanı da sen idare edeceksin yalnız. Bak bakalım o kadar çok insanla uğraşmak kolay oluyor muymuş? Bakalım göreceğiz artık. Sen Yılmaz'sın. Ben Servet. İyi. İyi. Hayırlı olsun anlaştık o zaman. Ne hayırlısı olsun canım? Anahtarları versen buna. Ne anahtarı kız? Arabanın anahtarı, evin anahtarı. Evet rica ederim. Bak bu evin anahtarı, bu da dükkanın. Sakın kaybetme, dikkat et. Yalnız bir dakika, ben Yılmaz seni gideceğin yere bırakırdı. Yalnız ben Servet böyle bir terapisten sonra senin arabana binmezdi. Binersen namersin. Hadi iyi günler. Kızım! Kız dikkatli be! Ulan arabanın içine ettin be! Tamam dur babacığım. Alayım. Ben bir yüzümü yıkayayım. Sonra Saadet kek yaparız. Tamam mı kızım? Sonra güzel bir film seyrederiz. İsmail'i çağırırız. O yeni oyun getirecekti. Beraber olunca o beberuyu bizi yenemez zaten. Tamam. Akşam olur böylece. Akşama da güzel bir yemek yaparız. Oturur yeriz. Bak ben her şeyi planladım. Her şey güzel. Tamam kızım? Her şey güzel olacak. Al şundan. Hadi taşı bunları. Hadi kızım. Benim acilen kaçmam lazım. Efendim Saadet. Alo Kemal. Ben diyecektim. Ya sen müsaitsen çünkü ben şimdi müsaitim. Buluşalım diyecektim. Buluşalım tabii. Çok isterim. Gelip alayım mı seni? Olur. Tamam. Tamam görüşürüz. Evet durum anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı Servet. Yengem affına sanıyorum. Ben tam olarak şöyle anladım. Şimdi sen 3 gününe Yılmaz abim mi oldun? Tam olarak Çok doğru anlamışsın Nuri. 3 günlüğüne yönetime el koyuyorum. Hadi bakalım herkes işinin başına. Ne duruyorsunuz? Yılmaz gibi mi olayım? Hadi bakalım herkes işinin başına. Hadi, hadi, hadi. Kediler dolanıyor burada Nuri. Alalım yengecim. Yengecim eğer doğru anladıysam Yılmaz abim de 3 günlüğüne senin yerine mi geçecek? Onu da doğru anlamışsın Nuri. Başka kuşku duyduğun bir şey yoksa ben mutfağı bir kontrol etmek istiyorum. Yok yengecim buyurun mutfağın yerini biliyorsunuz. Çantam Nuri. Hemen. Buyurun yengecim. Alo abim. Ne var Nuri? Abim anlamakta güçlük çektiğim bazı kararlar almışsın. Bunları teyit için aradım. Neyi anlamadın oğlum? Servet yengen anlatmadı mı? Abim anlattı da senin bu kadar dengesizce davranabileceğine inanmak istemiyorum daha doğrusu. Ya zaten yorgunum Nuri. Ne diyorsun oğlum? Abim sen o işlerin altından kalkamazsın. Değil 3 gün 3 saat işleri yürütemezsin. Neden bu inat? Neden bu özgüven anlamıyorum ki. Ya bir laf yetiştirme bana ya. Bir laf yetiştirme Nuri. Servet yengen ne diyorsa bir de dik etme yeter tamam hadi. Hadi canım. Merhaba. Merhaba. Benim eksik kredim varmış galiba. İsminiz? Sevda Üstün. Evet varmış. Ne yapalım onu? Bir ders yazalım kredine yetecek kadar. Hallolur o zaman. Ne yazalım? Fark etmez. Mesleki İngilizce olur mu? Olur. Tamam. Mesleki İngilizce dersi alacaksın. Hocanı bul konuş. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. Ama hocam kredimi tamamlamak için sizin dersinizi almak zorundayım. Anladım da ne yapabilirim? Senenin bu zamanında sadece senin için mesleki İngilizce sınıfı açamam ki. O zaman ne yapayım ben hocam? Dersimi değiştireyim. Şöyle yapabiliriz. Sen sertifika programını alırsın. Ben de senin yoklamanı ona göre alırım. Derste de birlikte mesleki İngilizceye çalışırız. Hocam. Ama Sevdacığım zaten krediyi tamamlamak için ders alıyorsun. Hem de 2. sınıfların aldığı ders. Bak bu şekilde halledebilirsen halledelim. Yoksa dersi değiştirmen gerekecek. Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Nasılsınız bakalım? Haftanız nasıl geçti? Ödevleri yapabildiniz mi? Ha? Nasıl? Çalışamadınız mı gene yoksa? Hadi açın bakayım kitaplarınızı. Geçen haftaki konuya devam ediyoruz. Kusura bakmayın, bugünlük ufak tefek tadilat ve temizlik işlerimiz vardı, o yüzden kapalıyız. Yarın gelseniz... peki. Peki. Anlayışınız için teşekkür ederim, sağ olun. Yarın bekliyoruz ama. Yengeciğim. Hı. Yengeciğim. Gece yapsaydık keşke bu işleri. Müşterileri geri çeviriyoruz, küsmesinler. Nuri'cim bak canım, benim denetimimdeki bir yer eğer bu kadar pisse... ...içeriye değil müşteri, bahçedeki horozu bile sokmam. Yengem gün aşırı baştan aşağı temizleniyor zaten buralar. Gün aşırı. Demek ki her gün temizlenecek. Her gün mü? Her gün. Yani her gün. Her gün tabii. Hadi biz işimize bakalım. Eyüp gel oğlum buraya. Al bu perdeleri ortada durmasın. Çamaşır makinesine at. Tül programını da yıkayacaksın unutma tül programı. Unuttun şunu da hadi. Oğlum bastıra bastırasın. Çıkmaz ki öyle kir. Of of. Sen de çıkaramadın şu perdeyi. Ne kadar yavaşsınız ya, uyuşmuşsunuz. İş yapmaya uyuşmuşsunuz. Nuri, baksana bir. Buyurun yengeciğim. Ya Yılmaz'ı bir arasana. Ay yani beceremeyecek o kesin ama yüzüne gözüne bulaştırmasın, işi bozmasın bari. Seni çok iyi anlıyorum yengeciğim. Hemen arıyorum. Alo, abim. Ha canım söyle çabuk. Abim işten nasıl gidiyor diye merak ettim de onun için aradıydım. Ya nasıl gidecek idare ediyoruz işte oğlum be. Laf aramızda yani pek de... Çok iyi gidiyor Nuri. Çok iyi gidiyor işler ya. Oğlum kusura bakma da bak şimdi müşteriler var onlarla ilgilenmem lazım benim. Tamam. O Servet yengenle de ilgilenin oğlum ne de olsa yabancısı kadın oraların tamam. Hadi bakayım zorlanmasın fazla. Kolay gelsin abim. Size de kolay gelsin. Ulan 20 deli Yılmaz be Servet. Arattırıyorsun oğlan ha? Pardon beyefendi. Eğer katalogları bulamayacaksanız biz başka yere bakalım. Olur mu öyle şey, olur mu? Lütfen oturun siz, ben hemen buluyorum şimdi katalogları. Şey yapın, neredeydi yok? Siz o arada şunlara, şeylere bakın. Orada şey var, çok güzel sünnet düğünü fotoğrafları var, onlara bakın. Ama bizimki nişan. Nişan, Allah Allah, nereye koydular nişan? Bir saniye, bu ne? Aa, şuna bakın, burada kına var, çok güzel kına fotoğrafları var, buyurun. Buyurun, onun içinden bakın davetiyelere falan. Ben şimdi sizin... Evet, şöyle. Bakın burada çok güzel davetiyeler var burada. Özellikle bakmanızı istiyorum. Bakın yaldızlı bir serimiz var. Evet. Keza çok güzel bebeğe dair leyleklerimiz var. Ayıcıklı davetiyeler. Uykunuz geldi galiba. Hadi 10 dakika ara, çıkabilirsiniz. Ne o, başka ders bulamadın mı? Bulamadım. Ya hayır, bana diyordun ya başka okul bulamadım hadi, o bakımdan. Bedir, yani şu an hiç seninle uğraşamayacağım. Bitirmem gereken bir okul var. Yani bir elim yağda, bir elim balda olmadığı için. Kimmiş o bir eli yağda, bir eli balda olan? Ders çalışıyorum, müsaade edersen. Selam. Ne haber? İyidir. Senden bir şey isteyebilir miyiz? Tabii ki. Şu çocukla bizi tanıştırsana. Ne diyorsun be? Kendini ayırmış belli. Saçmalama kızım, ne kendimi ayıracağım, ne diyorsun? E tanıştır bizi o zaman. Gidin kendiniz tanışın canım. Allah Allah. Ama başınıza olmadık şeyler gelebilir, dikkat edin. Benden söylemesi. Gelsin de ondan gelsin. Ben onu kahvaltıda yerim be. Kezban bunlar be. Ya yavaş, dikkat etsene, yandım. Yan, tamam mı? Yan. Ya ne diyorsun, iyi misin? Bizde mendil var, ister misin? Alayım bir tane. Teşekkür ederim. Benimle artık görüşmek istemediğini düşünmeye başlamıştım. Yok, öyle değil de... Biraz canım sıkkındı, biliyorsun. Haklısın. Bak Saadet... İnan seni anlamaya çalışıyorum. Zor şeyler yaşadın. Hala etkisindesin. Ya Saadet... Senin benimle ilgili bir sorunun mu var? Yok bir sorun. Ben biliyorum aslında. Sen söylemek istemiyorsun ama... O dediklerinden dolayı pişman oldum sen. Hangi dediklerimden? Seni seviyorum dedin ya o gün. Pişman oldun değil mi? O anda öyle söyledin. Heyecanla. Yok Kemal, pişman olmadım ama... Sanki... Seni bazı şeylere mecbur ettim gibi hissediyorum. Kızıyorum kendime. Sen beni neye mecbur ettin? Seni seviyorum dedim diye benim yanımda olmak zorunda değilsin Kemal. Öyle bir sorumluluğun yok. Niye güldün? Ya ben o söylediklerini duyduğumda ne oldum biliyor musun? Dünyanın en mutlu insanı oldum. Ciddi misin? Oh Saadet ya. Bir anlatabilsem sana kendimi. Bir anlasan. Aslında benim sana söylemem gereken bir şey var. Ben sana kırıldım biraz Kemal. Neden? Benim kendi isteğimle gittiğimi düşünmüşsün. Saadet, ben erkeğim, polisim. Biraz da taş kafalıyım, kabul. Ama ben gördüğümü yorumluyorum. Gördüklerim de beni yanılttı. Senden gerçekten çok özür dilerim. Ya, kapatalım mı bu konuyu? Gerçekten utanıyorum. Saçmaladım. Tamam. Tamam, öyle olsun. Ya aslında ben bu sabah niye geldim biliyor musun? Sana bir şey sormak için. Şimdi sor. Dolabımda kıyafetlerini görmek istiyorum. Orada soru yok ki. Anlamadın mı? Bir dakika. Sen benim senin evine taşınmamı mı istiyorsun? Hayatta olmaz ki böyle öyle bir şey. Ablamı babamı ne derim ben ya? Böyle bir şey nasıl dersin? Evlen diyorum benimle. Evlenelim. Üşüdüğünde, hasta olduğunda, mutluyken hep yanımda olmanı istiyorum. Gözümün önünde ol. Saadet. Bak. Hemen cevap verme. Biraz düşün. Hatta istediğin kadar düşünebilirsin. Benim ne acelem ne de senden vazgeçmeye niyetim var. Servet Hanım. Merhaba Yılmaz. Yorgun gibisin, ne oldu? Yo, niye yorgun olacağım canım? Yürüdüm, spor yaptım. Bacakları açtık biraz. Sen ne yapıyorsun burada? Seni bekliyorum. Babamlara durumumuzu söylememiz lazım yani. Babam karşısında birdenbire seni görürse kalp krizi falan geçirebilir. Of, iyi tamam hadi. Bak. Pişman olursan söyle, ben dalga geçmem, söz. Yok ya, niye pişman olacaksın? Sen olma sonra. Hadi yürü. Hadi bakalım. Ne oldu? Hadi. Hadi. Açsana. Anahtar verdim sana. Ana! Vallahi bende anahtar. Ben geldim. Ne haber kız sarı Sevda? Ne oldu buna ya? Anlarsın birazdan. Hangisi ya? Dene. Ha. Delirdiniz mi siz ya? Bir bakayım şöyle. Kesin delirmişsiniz ha. Babacığım neden anlamıyorsun? Hepimizin iyiliği için yapmamız lazım. Abla, ateşin mi var senin gerçekten? Ne demek ablan enişten, enişten ablan olacak? Tövbe tövbe. Ya öyle deyince tabii biraz garip oluyor da. Aslında hiç zor değil anlaması. Nasıl anlatsam ben? Ama ben sizinle uğraşamam. Daha yemek yapmam lazım Saadet'e. O da gecikti zaten. Vallahi Servet'im, biz anlatamayacağız galiba bu mevzuyu. Ay Yılmaz, dur bir sen de. Babacığım lütfen bir dinler misin beni? Yılmaz'ın bazı şeyleri anlaması lazım. Yani yarın öbür gün baba olacak. En azından onun için bu dersi alması gerekiyor. Hay benim aklı kıt kızım. Zaten o çalı süpürgesini damat diye, koca diye eve getirdin de ben anladım senin kıt akıllı olduğunu. Aman be, sizle mi uğraşacağım be, sizle mi uğraşacağım? Yeter artık be. Ama baba bir dakika yani, bir dakika dinlesen. Zaten ben anlamadım ki kızım. Bebekken seni yere düşürdük de bıngıldağını mı ezdik, ne yaptık? Böyle oldu kafa. Zaten yalnız sen de değil, bütün kardeşlerin böyle, öylesiniz. Üçünüzde mi düşürdük be? Ne o kız, ne kikir diyorsun öyle ağzını ayrı ayrı? Enişte, bak benden sana bir tavsiye. Hazır babam arızayı çıkarmışken kaç kurtul. Hoppa. Sen enişteni tanımamışsın galiba kızım. Deli Yılmaz kaçmaz. Her zaman sözünün arkasındadır. Vallahi ben seni sevdiğim için söylüyorum. Sen bilirsin. Ya eniştem, ablam eniştem olacak. Tövbe yarabbim. Artık yorum yapmayacağım. Ne haliniz varsa görün. Aa, sen razı oldun mu baba? Olmayıp da ne yapayım kızım? Baksana, 2 tane kazık gibi insan. Ne diyeyim ki? Hadi fazla uzatmayın. Ben eve geçiyorum Yılmaz. Sen de yerleşirsin artık. Bana ne yapacağımı söyleme. Ben işimi bilirim. Evet. Al bakalım kızım şunu. Al as bakalım abacığım müsaadenle. Evet. Bu akşam yemekler Yılmaz Usta'dan. Yok artık o kadar da değil canım. Aç kalacağız ya. Alt tarafı 3 gün dayanacaksınız. Bir şey olmaz. Niye 3 gün dayanacağız abla? Ay Saadet'ciğim şimdi sana hiç anlatamayacağım. Hadi görüşürüz. Abla nereye gidiyorsun? Aa! Eniştem ne yapıyor mutfakta? Evet, tımarhaneye çevirdiler kızım. Gel, gel ben sana anlatırım. Çok eğleneceğiz kız, gel. Televizyon yok, radyo çekmiyor. Of, ama canım yoksa yok. Ben de kafamı dinlerim öylece. Ay. Spor da değil, futbol gazetesi. Sineyizler gidiyor mu? Sineyizler gidiyor mu? Bu kim ki ya? Baban da mı pilavcıydı be kardeşim ya? Baban da mı pilavcıydı? Baba mı dedin Yılmaz? Yok be baba, kendi kendime konuşuyorum ben. Bakma sen bana. Biz de yadırgamıyoruz bu durumunu zaten. Devam et. Alınmaz baba. Ne? Alınmaz diyorum baba. Dur, boşuna söylüyorsun. O da üstünde. Deli Yılmaz, alınmaz. Hı. Yalnız enişte acıktım ben. Yiyebileceğiz mi bu akşam? Bitiyor. Az kaldı. Kızlar acele etmeyin, tamam. Öleceğiz açlıktan be. Hangi tabaklardan? Baba! Hangi tabakları kullanayım bilemedim ben. Sevda, yardım et şunu. Hadi kızım. Bu bıçaklar da hiç kesmiyor be baba. 2 saattir bir hıyarı doğrayamadım vallahi ya. Ya bize yetiyor onlar. Bu ilginçmiş işte. Ah, sen miydin Sevda? Sana giyecekle yiyecek bir şeyler getirdim ablacığım. Al. Sağ ol canım. Ne kadar çok çeşit var burada böyle. Hepsini eniştem yaptı ha. Bakalım yarın ne pişirecek size. Abla, sen sıkılmıyor musun tek başına? Yok canım, niye sıkılacağım? Keyfim yerimde, kafamı dinliyorum. Oh, rahatım yani burada. Bizde istediğin özel bir şey var mı? Eniştem için enteresan bir işkence çeşidi falan. Olduğunuz gibi davranın yeter. Burada yemek çok güzel olmuş ha. Hop hop! Hop! Ne oluyor? He? Yakalandınız hanımlar. Ne bu özel muameleler, yemekler falan? Ne var canım? Kızın aklına düşmüşüm. Bir iki lokma bir şey getirmiş bana. Ha, öyle mi? Ben Yılmazken hiç böyle ikramlar yoktu ama. He? Nasıl yapacağız? Enişte bir saçmalama ya. Aman bırak alsın götürsün yemeğini. Ben kendi işimi kendim hallederim. Ay abla sen de saçmalama. Canım tepsiyi alalım lütfen. Al canım. Of! Sıkıldım sizden ha. Ne haliniz varsa görün. Gidiyorum ben. Bana bak ocakta sütlaç var. Onun altını kapatıver ha. Tamam enişte of. Servet Hanım. Oyunu kuralına göre oynayacağız değil mi? Ben olsam şimdi içeride garip garip oturmuş, yumurtamı kırmış, melemenimi yiyordum. He? Canım mutfak orada. Malzemeler de var. He? Hadi bakalım yallah hadi. İyi tamam aldın işte. Nasıl? Kuru fasulye de kuru fasulye ha. Pilav, turşu, salata. Vay anam vay 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 vay. Al hadi al. Gel kız nazlanma al şunu. Al bakayım. Al. Senin için değil yanlış anlaşılmasın da yavrucak için. Bebeğe mama olur mama. Teşekkür ediyor babası. Öp kuzumun gözlerinden. Kızım, şu pilavdan bir kaşık daha koy. Yok artık baba ya. Kaçıncı tabak bu? Ama güzel yapmış Meret'i. Ha, eline sağlık enişte. Afiyet olsun. Sıkmayın babamı, sıkmayın. Verin biraz daha, verin. Sıkmayın babayı ya. Rahat olun. Hı, rahat olun. Heh, bundan sonra böyle. Yeni Servet bu. Allah sonumuza hayretsin. Ben sevdim yeni Servet'i. Evet, çaylar da geldi. Kızım, şu Yılmaz'ın sütlaçlarından bir tane de bana ver. Olmaz baba, çok yedin sen. Sevdacığım. Eline sağlık enişte. Sadocuğum. Ben ne yapayım enişte? Uykum kaçıyor. Al kız. Vallahi uykum kaçıyor. Çarpıntı yapıyor böyle. Kız al şunu. Ya gerçekten. Allah Allah. Antika Sado, antika Sado. Nasıl? Sütlaç. Çok güzel. Benim uykum geldi. Ben odama çıkayım bir şeyler okuyup sonra da uyurum. Hadi iyi geceler. Kitabım var benim orada. Kıymetli evrak hukuku. 3. sayfasından sonra böyle gözlerinin kapaklarına cüceler yapışacak. Baba nereye ya? Ben şu Saadet'e bir bakayım. Ya bırak babacığım kafasını dinlesin be kız. Yok bakayım dinlemesin. Kafası pek iyi değil bu ara. Ne oluyorsunuz be? Nasıl sütlaç nasıl? Çok güzel bitirdim hepsini. Mesaj sana. Yılmaz'a söyle, babamın ilaçlarını unutmasın. Yarın da ne yemek pişireceğine karar versin. Allah Allah. Dayanamıyor, dayanamıyor. Dayanamaz. Karışmadan duramaz o be. Bu senin ablan var ya, ablan. Yani başka türlü bir kadın olsa, böyle munis, sessiz, sedasız bir kadın olsa vallahi hiç çekilmez kız. Sanki bu haliyle çekebiliyorsun da enişte. Konuşturma beni. Kim o kız? Tibet arıyor. Dur. Efendim Tibet. Tibet, Bedir'le aynı sınıftaysam ben ne yapabilirim? Ya sana ben söyledim zaten aynı sınıfta olduğumuzu başkasından duyma diye. Tamam. Ya tamam, konuşacak başka konumuz mu kalmadı? Kapatıyorum ben, hadi. Ne oldu? Bedir yüzünden kavga ediyor benimle ya. Hepimizin bir hassas noktası var kızım. Küçük enişteninki de Bedir oldu artık. Aman bırak onu. O da bir tuhaf. Böyle bir gitti, bir döndü. Böyle bir havalar falan. Bir de onun yüzünden huzurum kaçıyor. O kadar tuhaf değil aslında. En azından şu hali o kadar tuhaf değil. Aman bana ne ya? Ne hali varsa görsün. Deniyor. Sen Bedir'in hikayesini bilmiyorsun yani, öyle mi? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Ölümden döndüğünü, az daha vurulacağını falan bilmiyorsun yani. Ne? Kan davasından kaçtığını, sırf o dava devam etmesin, daha fazla kan dökülmesin diye kendini ölü gösterdiğini bilmiyorum. Daha 17 yaşında, çocuk denecek yaşta sokaklarda yattığını, dayakları yediğini, kuru ekmek bulamadığını, sırf kan davası devam etmesin diye. Bir anasının bir oğlu olduğunu, sırf o anası gerçeğini yaşamasın diye ona yalandan bir evlat acısı yaşattığını da bilmiyorsun, değil mi? Senin en büyük derdin neydi Sevda 17 yaşında? He? Ojen mi bitti? Efendim saçının rengi tuttu mu tutmadı mı? Başka hayatlar var. Başka dertler var. Bilmiyor. Ben bir çay alayım mı? Bizim kızlar. Ay bu dökeme yapıştım ya. Ah Sevda. Yani mesajıma bir yanıt vermedin ha. Yani insan bir yanıt verir. Ablacığım merak etme, her şey onda falan da. Sorumsuz. Yok, en iyisi ben gideyim, bir bakayım. Of, of Sevda, of. Şimdi ne olmuş? Yani kan davası bitmiş mi? Bitmiş, bitmiş. Aç bak, kesin ablandır ha. Dur bakayım. Ablam, gel. Hop hop hop, nereye davet ediyorsun bana sormadan? İyi tamam canım, içeri girmeyeceğim. Ben bir şeyler sorup gideceğim zaten. Sevdacığım, bize biraz izin verir misin? Tamam, ben odama çıkıyorum. Babama ilacını verdin mi? Hazır ettim, vereceğim. Bu kızın nesi var? Bir şey yok. Sen buraya hesap sormaya mı geldin ya Servet? Evet. Madem servetsin, servetliğini bil. Öyle kolay değil bu işler. Ha, ben sana diyorum mu Yılmaz şunu yap, Yılmaz bunu yap diye? Çünkü ben biliyorum ne yapmam gerektiğini. Ha, çok biliyorsun. Hadi canım hadi evine. Bu saatte dolanma kapının önünde, laf söz olacak vallahi. Allah Allah, sanki burada böyle... sanki aşığımla konuşuyorum değil mi kapı eşiğinde? Sonuçta öz be öz nikahlı karım. İyi neyse tamam, dediklerimi unutma. Babama da söyle Saadet'i daha fazla sıkmasın öyle, tamam? Babanın kimseye bir şey yaptığı yok canım. Hadi sen abartıyorsun. Hadi bakayım hadi, güle güle. Hadi tamam, hadi görüşürüz. Kızlarla ilgilenmiş. Sanki kundak bebesi bunlar ya. Koskocaman kadın ikisi de. Masal mı okuyacağız? Ulan dur bakayım. Ben de çok kötüydüm bugün okulda. Geçmiş olsun. Of. Bedir uyuzu okulda sürekli karşıma çıkıyor. Sanki bir şey varmış gibi. Tibet de ayarsız ayarsız konuşuyor ya, sanki benim suçummuş gibi. Ya öyle mi? Tibet zaten hiç de bulamıyor. Bulur zamanla. Şşt! Alo! Kızım bir durum mu var? Ha? Evlenme teklif etti bugün. Ne? Ciddi misin sen? Ne oldu? Ne yaptı? Ne dedi? Hay anlatsana kızım ya. Sabahtan beri konuşturuyorsun beni. Demedim bir şey. Benim biraz düşünmem lazım Sevda. O yüzden ablama babama bir şey deme, tamam mı? Yani en azından ben bir karar verene kadar. Söyleme yani. Tamam mı yani? Sen nasıl istersen. Sevinmedin mi? Sevindim. De. O zaman bu halin ne? Hı? Kızlar, kaynatalım mı? Ne bu hali senin ya? Ne var kızım halimizde Allah Allah. Ablanızın yerine geçmedik mi? Azıcık benzeyelim. Her gece onunla kaynatmıyoruz mu? He? Azıcık da benimle kaynatın. Hadi bakalım azıcık çekirdek çitleyelim. Alın, alın, alın. İyi düşmüştüm valla. Otur bakalım. Oh. Sevda. Ha. Ne yaptın kaynanayla? İşleri yoluna koydun mu kız? Ne gibi? Bak benden sana çok önemli bitiyor. Şimdi o Tibet'in anası var ya, Tibet'in anası. O sarı, sen ondan daha sarı. Ha? Kıskanıyor kız seni, kıskanıyor. Yok canım. Kızım, bu kadının şimdi bir tanecik bir tane oğlu yok mu? E sen ne güzelsin tabii. Maşallah güzelliğine kurban olduğum. Tabii güzel olacaksın. E kıskanıyor seni. Normal yani, doğal. Anladın? O yüzden sen azıcık şey yap. Ne yapayım? Kontrollü oyna. Ayağına basma. Bırak o gevsin. Veyahut da sana nasıl anlatayım? Offside taktiği uygulayacaksın. Çekileceksin geriye, kala kalacak o dımdızlak ortada. Kötü o olacak. Bana da tavsiyen var mı? Enişte. Pardon, abla. Kız! Bana bak! Var var, olmaz mı? Ha? Seni. Görmüyor zannetme kız. Görmüyor zannetme. Kemal'den ben olumlu elektrik alıyorum kızım. Çok yakında sana bir teklifle gelebilir vallahi. Ha. Transfer gibi mi? Gibi. O yüzden dikkatli ol. Sakın bonservisini kaptırma şimdiden. Tamam? Kızım. Bu işin yarını da var. O yüzden sen sözleşmeni opsiyonlu yap. Anladın? Sarısı var, kırmızısı var, sakatlığı var. Ya bitti. Kız vurmayın ya Allah. Bana bak dinleyin ha eniştenizi. Allah Allah. Eniştenizi dinleyin. Kızım biz bu işlerin master'ını yaptık, master'ını. Doktorasını yaptık. Gönül doktoruyuz biz kızım. Gönül doktoruymuş manyak. Hakikaten deli bu enişte be. Yalnız doğru şeyler söyledi ha. Farkında mısın? Evet vallahi. Söyledi. Size de yaranılmıyor ha. Ulan canım çıktı vallahi be. Oh. Bismillah. Oh. Oh. O kokusuna kurban olduğum karım benim canım benim. Oh, canım benim, canım benim. Enişte! 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 Hop! Aa! Ne oluyor kız? Babam diyor ki, Üsküdar'da sabah oldu, uyanmayacaksa bilelim. Ya böyle adam mı uyandırılır ya? Allah'ım ya! Bizim evde böyle enişte. Tamam ya. Allah Allah, geliyor. Hadi uyan. Bu sabah da kahvaltıyı babam hazırladı ama neyse hadi bekliyoruz. Uyan! Heh. Ay canım benim canım. Gel bakayım bir. Oh. Oh. Günaydın Yılmaz. Erkencisin bugün. Günaydın. Ya Zeynep Hanım aradı da dün seçtiği rengin yanlış olduğuna karar vermiş, buluşup onu konuşacaktık. Bana bak doğru düzgün davran kadına. Zaten kış günü düğün dernek yok, bir de olanı elimizden kaçırmayalım. Kızım ne karışıyorsun benim işime? Ben senin işine karışıyor mu? Allah Allah. İkna kabiliyetim yüksektir biliyorum. Biliyorum. Özellikle kadınlar üzerinde. Ya bir git ya Allah Allah. Hadi gel götüreyim seni işe. Yok. Kalsın ben taksiyle giderim ya. Yorulma diye söyledim canım. Sen bilirsin. Kızım. Ben senin kullandığın arabaya biner miyim? Ha? Biner miyim? Keşke bebiş de binmeseydi de ne yapalım, içinden söküp atacak halimiz yok. Hadi kolay gelsin sana, iyi günler. Hadi çalıştır bakayım. Pompala, yavaş yavaş pompala gazı ha. Ne oldu? Gitmiyor mu? Bas ya, gaza bas. Heh. Kaptan, el freni, el freni. Çekeceksin el frenini, ha? Önümüze bakacağız, gaza basacağız. Haydi bakayım. Yavaş kızım! Oh! Allah muhafaza ya. Hadi baba, çıkıyorum ben. Kapıyı kapa. Tamam dur ya, telefonum ha. Kapıyı kapa kızım, ablan üşüyecek. Ay tamam baba, ne abarttın ya. Ay İsmail. İşte gün şimdi aydı. İsmail'cim, senin işlemle fazla mı geziyorsun? Dilin aynı ona benzemiş. Yılmaz abi bir çeşit idol sayılır. Olsun. Kapı! Ay tamam. Bir kere öp de öyle git. Bak ya. Hadi görüşürüz. Bak yine kapatmadı ya. Tamam baba, hallediyorum ben. Erkenden başlamışsın mesaiye Muzaffer amca. Ne mesaisi? Saadet ablayı canından bezdirme mesaisi, ne olacak? Bak küçücük çocuk bile anladı ha. Ne dedin sen kızım? Ya babacığım bunalıyorum dedim. Kapıydı, sapıydı, her an gözün üstünde. Bir şey yok ki. Bir dur, bir nefes al, bir ara ver. Ha. Tamam kızım. Tamam. Al. O gözü üstünden alıyorum. Tamam mı? Rahatladın mı? Ay. Gözüm üstündeymiş. Al rahat et. Bırak. Al. Of baba ya. Üzülme Saadet abla. Belki de iyi gelir. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Hı. Gelir. Günaydın Sevda. Günaydın. Hadi ders başlıyor. Ben girmeyeceğim derse, sen gir. Tamam, görüşürüz. Bedir, konuşabilir miyiz? Ya dersim var, kusura bakma. Ya 5 dakika. Çay içelim. Ya mümkün değil, dersim var. Günaydın Bedir'cim. Günaydın. Derse gidelim hadi. Güzel, güzel. Niye? Sen niye bu kadar dipten kesiyorsun bunları? Ya bir ortasını bulamadın oğlum ya. Niye bu kadar uzun bunlar? Bunlar kesilecek, böyle olmaz. Bak senin saçın da uzun. Nuri, arkadaşı berbere götürüyorsun, tamam mı? Güzel. Güzel. Senden mi geliyor bu koku? Nuri, arkadaşlara deodoran alıyorsun, tamam mı? Herkes buraya gelmeden önce sabahları duşunu alıyor. Dişleri hiç hatırlatmıyorum, herhalde yapıyorsunuzdur. Güzel, güzel. Bilhassa temizliğe özen gösteriyoruz yengeciğim. Yılmaz abim hijyene çok dikkat eder. Nuri, arkadaşlara birer takım gömlek ve süveter de alın. Böyle 2 gün üst üste aynı kıyafete giymesinler. Emredersiniz yengeciğim. Menüyle ilgili değişiklik yaptım. Çeşitlemelerde fayda var. Hı? Çok iyi düşünmüşsünüz yengeciğim. Ben bir gideyim mutfağı kontrol edeyim. Neler oluyor, neler bitiyor, aşçıyla görüşeyim. Tabii buyurun efendim. Çantam Nuri. Buyurun yengeciğim. Teşekkür ederim. Nuri abi. Abi Allah'ını seversen devam edecek mi böyle ya? Niye sordun küsüm? Abi her sabah teftiş, her sabah teftiş. Bıktık artık ya. Kadın kötü bir şey yapmıyor ki, idare edin. Abi ben yıllardır garsonum. Yemin ediyorum böyle bir şey görmedim ya. Devam edecekse ben Yılmaz abiyle görüşeyim. Abi ben arıyorum, arıyorum, açmıyor telefonunu. Abi olmaz böyle. Yılmaz abi acil gelsin ne olur ya. Vallahi böyle olmaz. Ne yapıyoruz lan? Esir gibiyiz ya. Arkadaşlar. Sakin olalım. Aleyhana gelmeyelim. Servet yengem titiz kişiliğiyle tanınan bir insandır. Ama hayatta yanlış adımlar atmaz. Rica ediyorum. Sabredin, idare edin. Yahu ben halledeceğim diyorum. Olmaz ben bırakıyorum abi işi. Vallahi burama kadar geldi. Bir değil, iki değil abi. Oğlum, abi yok. Abi, oğlum gel bir şey söyleyeceğim. Lan oğlum gel bir şey de. Gitti ya. Konseptimize uygun olarak böyle rengimize uygun böyle bir kafesimiz var. Kuş kafesi. Renk kartelamız burada. Buyurun kadifelerimiz. Bir de böyle size özel bir buket. Şimdi yeni adet ya düğünlerde böyle fırlatıveriyor gelin. Yalnız Yılmaz Beyciğim, ben çok düşündüm. Yine yanlış karar verdiğimi fark ettim. Allah Allah. Yani sizce de bu somon rengi konsepti böyle ne bileyim sıradan değil mi? Yani bir karakteri yok. Evet. Vallahi haklısınız. Karaktersiz bir renk. Somon. Doğru. Ne diyeyim? Somon. Yani. Ne bileyim yani. Evet. Haklısınız vallahi. Ne diyeyim işte insan. Gerçekleri birisinin insanın suratına bir şamar gibi vurması gerekiyor ki anlayasınız değil mi? Doğru. Doğru. Peki siz bana ne öneriyorsunuz? Şimdi ablacığım düğün sizin. Siz ne canınız çekiyorsa ben onu öneriyorum. Olur mu öyle şey? Yani sonuçta siz organizatör olarak beni doğru yönlendirmelisiniz ki ben doğru kararı verebilirim. Öyle değil mi? Ben neyse Servet Hanım'ı arıyorum. Sonuçta biz onunla daha iyi hallediyorduk bu işleri. Yok vallahi. Olur mu canım öyle şey? Niye? Ne gerek var Servet Hanım'ı aramaya? Ayıp oluyor vallahi ayıp oluyor. Çok kalbim kırılır yani. Olur mu? Kendi aramızda biz onu hallederiz. Hallederiz biz onu. Nasıl halledeceğiz? Şimdi sizin müstakbel eşiniz ne diyor bu konulara? Sonuçta düğün bu. Canım tek başına da olmaz ki. İki kişi bir arada yapılır. Nişanlın mı? Evet. O çok karışmaz öyle şeylere. Yani sonuçta o diyor ki senin gönlün olsun da ne olursa olsun. O şey yapmıyor. Ya. İşte sorunu tespit ettik. Gördünüz mü? Neyi? Şimdi ablacığım bakın siz beyinizi bir arayın. Deyin ki böyle oldu. Sen ne diyorsun deyin. Arayayım. Lütfen. Emin misiniz? Tabii. Buyurun arayın. Bakın göreceksiniz 2 dakikada nasıl halloluyor mesele. Arıyorum bak. Lütfen. Buyurun dükkan sizin. Sorayım ben bir müsaadenizle. Aşkım bir şey soracağım. Babacığım, küstün mü bana? Yok, iyiyim. Kafanı dinliyordum böyle. Baba, ben gerçekten öyle demek istemedim. Ya biliyorum, sen hep iyi niyetinden yapıyorsun ama ben de şey oldum. Bunu aldın. Bak kızım, babalar evlatlarının büyüdüğünü kabul etmez. Ama bu böyledir. Evlatlar büyür. Zamanla insan eti ağır gelir. Doğrudur. Ya babacığım gerçekten öyle değil. Sen benim canımsın. Yok öyledir öyle. Ya vallahi değil. Bak mesela denizciler böyle uzun süre toprağa ayak basmadıkları zaman vücutlarında şey olurmuş ya. Elektrik birikirmiş. Bana da öyle oldu herhalde. Ben de uzun zamandır evden çıkmadım ya. Delilendim. Söylesene kızım. O zaman hadi gel bahçeye inelim, çıplak ayakla dolaşalım, elektriği boşaltalım. Babacığım yok ben onu demek istemedim. Misal verdim ben sadece. Yani örnek verdim. Hem bak geçti bile. İyiyim şimdi. Tamam mı? Tamam mı babacığım, canım benim. Oh, kurban olurum ben sana. Ne güzeliz böyle değil mi Saadet'ten? Baba kız. Ha. Böyle birlikte yaşarız. Evlendirmem seni. kimselere verme. Böyle dizimin dibinde durursun. Hı? Bize müsaade eder misiniz arkadaşlar? Konuşalım derken ciddiydim ben Bedir. Ben kavga etmek istemiyorum Servet. Kavga etmeyeceğiz. Ben sadece tüm bu olanların neden bana anlatmadığını öğrenmek istiyorum. Ya, Yılmaz abiler anlatmış işte sana olan biteni. Anlattı. Ama aynı şey değil. Ben bunları senden duymak isterdim. Ya anlatsam. Anlamayacaktım. Çünkü benim için hayattaki en önemli şey saçımın rengi, ojemin markası. Değil mi? Çünkü ben daha bebekken annesini terk ettiği bir çocuk değilim. Daha da kötüsü, annesini hiç doğurmak istemediği bir çocuk değilim ben. 17 yaşında annesiz kalmış biri, hiç annesi olmamış birine göre daha şanssız sayılır değil mi? Ha? Çünkü ben sadece güzel anların paylaşılabileceği basit bir kızım. Şu giden kızlardan hiçbir farkım yok çünkü değil mi? Çünkü ben... Sevda dur yapma. Sevda böyle gitme. Bedir bırak lütfen. Böyle gitme. Gerçekten gitmek istiyorum Bedir. Sevda böyle gitme. Lan sen ne yapıyorsun lan? Ayı! Dağ başım burası. Kız bırak diyor hala tutuyorsun. Okul burası okul. Haklıymışsın Sevda. Sana inanmadım, özür dilerim. Ya sözlü falan dinlemiyor, asılıyor bir de öküz ya. Bak ben işte tam bu yüzden seni bırakıp gidemiyorum bir yere. Neyse hadi gel. Hadi gel. Şunu kaptan, eyvallah sağ ol. Abim hoş geldin. Dur lan dur, ne oldu? Ha, niye çağırdın oğlum beni? Abim burada işler karıştı. Servet yengem yönetime el koydu. Bütün dengeler alt üst oldu. En son dekorasyonu değiştireceğim diye tutturdu. Zor durumdayız abi. Ya ne oldu? Abim Servet yengem hala benim için muhteşem, harika ve süper bir kadın. Ama erkek egemen bir restoranda çeşitli rahatsızlıklar yaratabileceğini deneyimledim. İyi oldu lan. Anlarsınız oğlum değerimi, anlarsınız. Abim sözlerim yanlış anlaşılmasın. Benim bir şikayetim yok ama çalışanlar şey diyor. Hatta birisi işi bıraktı. Yapma ya. Vallahi abim. Dur bakalım o zaman ben bir ortalığı kolaçan edeyim. Yengen içeride mi? Evet abi. İyi bakalım, gözükmeden bir bakalım. Geç bakayım yavaşça. Oğlum bu arabayı da böyle park etmişler. Ha? Birisi alsın doğru düzgün park etsin. Tamam. Yengen bilmez lan araba kullanmayı. Abim anahtarı saklayayım mı? Sakla, sakla. At bakayım orada mı? Geleyim mi? Gel, gel abim, yok. Çiçekleri masanın tam ortasına yerleştiriyoruz. Evet, tuzluklar da kenara. Biraz hızlı lütfen. Yavaş gidiyorsunuz. Heh. Ha işte böyle. Nuri bak acil bir çiçekçiyle anlaşıyorsun. Günde 2 defa yenileniyor bu çiçekler. Mevsim çiçeklerine göre, tamam mı? Tamam yengecim. Yengecim nasıl arzu ettiğiniz gibi oldu mu? Olacak olacak, çok yakın. Ay telefonum. Çantam lütfen. Buyurun yengecim. Teşekkür ederim. Ay müşteri arıyor yani Yılmaz. Umarım yüzüne gözüne bulaştırmamıştır. Ben ne diyeceğim bu kadına ya? Of. Allah yardımcınız olsun yengecim. Merhaba Zeynep Hanım. Servet'ciğim, sana söyleyeceklerim var. Ay kusura bakmayın Zeynep Hanım. Aslında ben sizinle ilgilenmeliydim. Yani en kısa zamanda bunu telafi edeceğim. Siz hiç merak etmeyin lütfen. İnan bana her şey zaten istediğimden de güzel oldu. Ben teşekkür etmek için aradım. Teşekkür etmek için mi? Yılmaz Bey sağ olsun çok önemli bir detayı hatırlamamı sağladı. Önemli detay derken? Nişanlımı diyorum. Yani ben onun fikrini sorunca bütün problem çözülmüş oldu. Biz şimdi kınayı mor, düğünü de mavi tonlarda yapacağız. Ama kesin kararlı, değişmesin diyor. Anladım, ben sizin adınıza çok sevindim. Tabii. Görüşmek üzere Zeynep Hanım. Görüşmek üzere. Yengeciğim iyi misin? Betim benzin attı, su getireyim mi? Yok Nuri, yok. Ne oldu? Betim benzin attı vallahi. Gördün mü? Yılmaz durmaz bir işin daha üstesinden geldi hakkıyla. Hadi bakalım. Bu işin sonuna gelinmiştir. Bitmiş sayılırdı. Doğru. Gerçekten bitmiş sayılırdı. Yani o kadının nişanlısıyla konuşmasaydım başka birine gideceklerdi. İş bitecekti. Bak bu konuda haklısın. Ay, iyi tamam canım. Sen niye geldin buraya? Sana ne? Allah Allah, üstüme başıma bir şeyler alacağım. Ay canım Yılmaz abim ya. Alabilir miyim? Ha, hey. Bir teşekkür etmiyorum, bari bir takdir etseydin, takdir. Bravo Yılmaz. Sağ ol, teşekkürler. Ne olana? Sefaya döndüm vallahi ya. Sefalık mı yapıyorsun ablana? Babacığım. Ne? Allah Allah. Canım babam, tabii. Ne güzel oldu değil mi? Allah, unuttum vallahi kombiyi ya. Unuttum. Ama hiç önemli, servis yoktur gerçi bu saatte de ben hallederim onu. Arkadaşlar var, evet. Alışveriş, oho! Ne alışverişler baba. Mandıraya doğrayacağım. Çok güzel peynir gelmiş, alacağım onu da yeriz akşama. Ya baba, Allah ya. Tamam. Ellerinden öperim babacığım, ellerinden öperim. Neyse, ben kaçayım artık ha. Meşgul adamız ne de olsa, işler güçler. Hadi bakalım Sehpa Nuri, ay. Oğlum bu ne hal ya? Mantıcıya çevirmişsiniz vallahi. Botanik bahçesi gibi olmuş. Alırsın bir oklava, açarsın mantıları artık Nuri. Ben de abimin yanına gideyim bari. Git Nuri, git. Bir tane ya, gel bari. Ne gülüyorsunuz orada? Hadi herkes işin başına, hadi. Oh be, ne güzel mola verdiniz. Ben geldim. Hoş geldin. Ne oldu yine? Hı? Yok bir şey. Babama mı sinirlendin? Cık. Kemal komiser mi darladı? Yok canım. Kimse bir şey yapmadı. Nasıl yok ya? Suratın bir karış. Öyle işte. Öylesine. İyi tamam. Neyse. Sen de bana diyorsun ama benden hiçbir farkın yok. Ne oldu? Ne bileyim ya. Bedir mi? Boş ver Sevda ya. Canını sıkmaya değmez. Bunu sen mi söylüyorsun? Kızım ben terzi gibiyim. Bir tek kendi söküğümü dikemiyorum işte. Alo. Efendim canım. Konser mi? Nerede? Yok canım ya. Ben gelemem herhalde. Tamam. Haber veririm. Bay bay. Konser mi varmış? Ha. Bizim okulda. Ama gitmem herhalde ben. Deli mi ne? Niye gitmiyorsun? Ne güzel kafanı dağıtırsın işte. Aman boş ver ya. Hiç de bile boş veremem. Ver şu pijamayı. Ver. Ha? Bir çeki düzen ver kendine. Saçlarına bakalım. Oh. Ya bir dur. Şu havalı parfümünden de sıkalım. Ağzıma sıktın ya. Oh, misler gibi koktun. Hadi konsere gidiyorsun, konsere. Ay. Gideyim mi yani? Gittin bile kızım, gittin bile. Şimdi güzel güzel kurtlarını dök, şu negatif enerjiyi bir üstünden at. Sonra geldiğinde dedikodusunu yaparız, tamam mı? Oh, hadi bakalım. Fıstık, telefonunu unutma. Ha. Telefon. Şarjı da yok bunun ya. Hadi. Allah. Enişte, gel geç. Babam nerede? Kız gel. Anahtarı al. Babam nerede? Ya ne bileyim babanı ya, bu kadar ellerim dolu görmüyor musun kız ya? Al şunları. Dur bir dakika dur. Allah, ne aldın bu kadar enişte ya? Babanı fırında gördüm, yok ben ekmeği seçemezmişim. Amca kendisi alacak ekmeği. Yapma ya. Ben de okulda konsere gidecektim ya. Onu mu bekleyeceğim şimdi? Bekleme canım, git sen git. Aman kızar şimdi o. Kızmaz. Git kızım sen. Dur telefonla arayayım bari söyleyeyim. Ya ne arayacağım, ver kızım. Bana bak. Ablan olsaydı izni sen kimden alacaktın, ondan alacaktın değil mi? Evet. İyi tamam, ablan kim oldu şimdi? Ben oldum. Veriyorum ben de sana izin. Haydi bakalım al telefonunu. İyi gidiyorum. Haydi iyi eğlenceler, güzel sıkacak iyi. Yılmaz, yine çıkan ekmeği beklerim. Çıtır çıtır bir ekmek aldım ha. Hadi çekil önüne. Hadi ne yiyoruz oğlum? Karnım aç ya. Gel baba gel. Oğlum niye önümde duruyorsun? Vallahi işte sofraya gidiyoruz. Gel. Şuraya bak be. Bu ne lan? Babama çilingir sofrası yaptım. Ya baba ben sana demedim mi? Yepyeni bir dönem başlıyor. Dedin Yılmaz, dedin. O ne lan? Haydari mi o? Babama haydari yapmışım kendi ellerimle. Arnavut ciğeri var, çiğ köfte var. Yılmaz Usta çalıştı baba. Vay be, bunları hep sen yaptın. Şakşuka mı lan o? Şakşuka baba. Vay lan damat, lan bunları biz mi yiyeceğiz lan? Şşş, bana Servet'in haberi var mı? Aman diyeyim baba yok, sakın. Aman, kızlar nerede? Bana kızları çağır. Sevda! Babacığım, Sevda bu aralar biliyorsun biraz stres altında. Ben onu bir konsere yolladım. Ya sözlü kız akşam vakti konsere gönderilir mi Yılmaz? Ya sözlü biliyorum ama sonuçta yabancı bir yere gitmedi canım. Konserde okuldaymış. Ya bir gitsin biraz stres atsın. Doğru. Saadet de yukarıda iner birazdan. Hayır kızlar lazım mutlaka yoksa Servet'e öter bunlar. Çünkü suça ortak etmemiz lazım. Servet'e ötmeseler bile ötmekle bizi tehdit edip maymuna çevirirler. O nedenle yani. Dur babacığım çıkar. Getir hadi. Hadi getir. Hadi başlayalım. Haydi geç babam baş köşeye geç. Geçtim. Vay ya yakıştım vallahi yakıştım baba ya sofraya. Başlıyoruz hazır mıyız? Hazırız. 3-2-1 start. Ne lan koşuya mı çıkıyoruz startı? Nerede kaldın? Aldınız mı biletleri? Aldık. Tibet nerede? Yoldan aradım gelecekti. Gelmedi mi? Yo biz görmedik. Tamam canım hadi biz girelim. Gelir o. Siz gidin ben geliyorum. Tamam. Bedir. Ne yapıyorsun bu saatte okulda? Ders çalışıyordum. Anladım. Ben sabah için özür dilerim. Yani Tibet'e söyleyemedim, yanlış anladım. Ya önemli değil. Yani ben de görseydim öyle anlardım belki. Seviyor seni. Sen ne yapıyorsun okulda bu saatte? Konser varmış okulda. Duymadın mı? Haberim var, duydum. İyi eğlenceler. Seni de çağırırdım aslında ama. Önemli değil, boş ver. Sevda. Bu sabah söylediklerinde haklıydın aslında. Kimse kendi yaşadıklarını başkasının başına kalkmamalı. İyi geceler. İyi geceler. Sevda. Annen seni görseydi kendinden utanırdı. Oy, şalgam, şalgam, şalgama dal. Of, 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 of. Peynir de ne peynirmiş baba be. Güzel, güzeldi. Ya. Bu börekler kavunsuz çekilmiyor be Yılmaz. Doğru diyorsun, doğru diyorsun Allah için ama babam bak ya haydari var. Ha, al şu haydariden. Ver. Al. Balık var çok güzel marine. Al şundan da. söyle. Servet böyle bir gözü. İkimizi de pişirmeden ya. Vallahi yer baba. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu zaten bizi pişirmeden yemek istiyorsa zaten bir sebep bulur yani. Vay vay vay. Allah muhabbetinizi arttırsın böyle. Baba. Ne yapıyorsun? Yemek. Ya baba yeme bunları sonra şekerin yükseliyor ya. Aa, içki de mi içiyorsunuz siz? Aşk olsun enişte. Üf, vallahi üf Sado ya. Aman gergin. Ya bir rahat ol kızım. Ya şu adamcağız da bir gece bir rahat etsin be kızım ya. Allah Allah. Bırak. Geç otur sen de geç. Aa, hayatta oturmam. Ablam duyarsa var ya oyar bizi oyar. İyi be. Ne haliniz varsa görün oturma tamam kızım. Ya ver şişeyi baba kadehi ver. Ver kadehini. Ama kız şu müziği de kız. Kız. Öf. Ben kalkıyorum. Siz artık babamla baş başa bir vakit geçirirsiniz. Zaten bende kabahat. Bırak ya gidiyorum ben. Dur. Enişte. Enişte nereye gidiyorsun ya? Ya bırak kızım ya. Ben sizin düzeninizi bozmayayım baba. Saadet sana emanet. Bir dakika enişte ya. Otur gel. Yok. Otur damat otur. Ya bırak kızım ya, vallahi bırak kızım ya. Otur damat. Kurban olurum otur. Yani vallahi adamın tadını kaçırıyorsunuz ha. Ya bak enişte o kadar zahmet etmişsin, sofra kurmuşsun. Ben de oturacağım. Alıyorum tabağı, kadehi de alıyorum, geliyorum. Gel kız, gel. Ne yapıyorsun lan sen? Sana ne karışma işim hadi. Ne çiziyorsun lan arabayı? Sanki araba senin. Konuşuyorsun. Kim lan bu? Bedir. Ha? Bu senin araban değil mi? He. Ya tamam, yanlışla çizmiş. Benim arabam zannetmiş bak. Benimki de orada, benzer ikisi. Senin araban mı? Evet, bizim aramızda bir mevzu var da sizi ilgilendirmez. Benim arabam ne olacak o zaman? Ya öderiz neyse hasarı tamam. Benim canım döverek ödetmek istiyor belki. Ya, yok öyle şey, rahat bırakın hadi kaybolun. Şövalye misin lan sen? Ulan. Gel lan buraya. Laftan anlamıyorsunuz, dayaktan anlıyorsunuz ha? Bırakın lan! Gel lan buraya! Öldürün lan beni! Kimsiniz lan siz? Yılmaz, gece gece nasıl vakit geçiriyorsun sen bu evde? Tabii bunu alıp kendini halı sahalarına atıyorsun. Of çok sıkıldım. Ay. Ben ben gideyim ya. Ama şimdi laf falan sokar. Üf. En iyisi oturayım ben. Neredesin Tibet ya? Of! Ne oluyor ya? Tibet! Gel oraya! Tibet ne oluyor ya? Sen dur! Ne yapıyorsun? Ayrıl! Bedir! Ayrılsanıza! Bıraksana ya! Polis geldi, polis! Bedir, Tibet! Bırak! Bırak! Tibet! Bedir! Bedir! Tibet! Elmaya bak elmaya, mayhoş! Oh oh babam gel! Al babam, al, güp güp götür, güp güp götür. Al, 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 of! Oh! Oh! Aslan koramam. Öpeceğim, öpeceğim. Ay babam. Vay babam, vay. Oh! Babam, ben senin elini öpeceğim, elini. Oh babam benim. Eli öpülesi babam. Oh, oh, oh. Çok seviyorum ya. Biz de seni seviyoruz kızım. Hepinizi. Baba ben çok korktum öleceğim diye. Hep siz geldiniz böyle gözümün önüne. Düşünme düşünme oralara hiç girme kızım. Yok yapmayın. Dedim ki çok üzülecekler ben ölürsem. Bir daha hiç mutlu olamayacaklar. Bu masaya bir daha keyifle oturamayacaklar. Saadet! Sen bir olsaydı bu masayı yakardım, bu evi de yakardım. Sen ölme Saadet, ben öleyim, ben. Babacığım. Kızım. Ya yapmayın, dağıtmayın, melankoliye girmeyin gözünüzü seveyim ya. Baba, affet beni baba. Sen beni affet kızım. Ya girmeyin şuralara melankoliye. Niye giriyorsunuz? Şarkı söyleyelim. Hadi eğlenelim. Hayatı tesbih yapmışım. Sallıyorum. Ya yapma babacığım. Baba. Baba. Kemal bana evlenme teklif etti baba. Saadet. Baba. 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 Gidiyor adam gidiyor. Baba. Baba. Dur. Baba. Babam. Ambulans. Yok kız ambulans yok yapma. Çağıracağım. Baba. Ya baba aç gözünü. Baba ya. Allah'ım su. Alo ambulans! Gel çabuk gel, babam ölüyor. Şalgam suyu, babam şalgam suyu, şalgam suyu. Al. Ambulans gel, babamı kurtar. Arama ambulans yok kız. Lütfen ara. Ya baba! Baba! Hayatı tesbih yapmışım, sallıyor baba. Ay babam benim ya. Vakit de geçmiyor. Ay ne sıkıcı. Ay bir şey olsa ya. Bir şey olacağı yok. Ben en iyisi gideyim bebek odasını düzenleyeyim. 50. kez olacak ama olsun. Son şeklini vereceğim böylece. Gelin burası. Gelin çabuk. Gelin kurtarın babamı. Ya bir şey yok, adamcağız uyuyor. Biz bir bakalım. Bakın siz. Var mı bir hastalığı amca bey? Yok maşallah Türk gibidir. Var. Azıcık bir şeker. Şekeri var baba. Şimdi anlarız. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hanımefendi burada mı yaşıyor? Sevda Üstün, evet. Bir kavgaya karışmış. Biz de eve kadar getirdik. Ne kavgası kızım? Sevda, ne oluyor ya? Allah! Ya vallahi bir şey yok. Otoparkta şey oldu. Tibet'le Bedir. Ya yine mi kavga etti bunlar be? Yok, birbirleriyle değil. Bu sefer... Çekilin, pardon çekilin. Allah Allah! Ne oluyor burada? Babacığım, nesi var? Şekeri çıkmış amcanın alkol alınca. Biraz da yemeği fazla kaçırmış herhalde. Ne? Alkol mü? Bana emanet memur bey, teşekkürler. Benim yüzümden. Ben evleniyorum diye. Ay ne evlenmesi, ne içkisi, ne şekeri, ne oluyor burada ya? Servetim, açıklayabilirim. Ne açıklayacaksın Yılmaz? Ay babacığım ya. Hanımefendi, kimliğinizi unuttunuz. Bir daha da gece vakti öyle kavgaya falan karışmayın. Yok karışma memur bey. Onu da açıklayabilirim Servet, onu da açıklayabilirim. Sevda, gecenin bu yarısı ne işin var senin dışarıda? Neyin kavgasındasın sen ya? Saadet niye ağlıyor? Babam niye bu kadar içmiş? Ne oluyor burada? Biraz karışık ama ben hepsini tek tek anlatacağım sana Servet'im. Al! Kontrolcüymüşüm. Oluruna bırakmıyormuşum. Al sana bıraktık, neler oldu burada ya? Allah Allah! Abim selamünaleyküm. Ne arıyorsun lan sen? Abim dükkanı kapatır kapatmaz geldi. Çok acil konuşmamız lazım. Geç şöyle konuşuruz. Servet yengem de buradaymış ama. Söyle sen söyle. Baba, ne oldu kız? Üf, çaksa patlayacak, ne yaptınız ya? Benim yüzümden. Baba. Anlat. Abim arkadaşlar işi bırakıyorlar. Ne? Abim Servet yengem bir gün daha gelirse biz gelmeyiz dediler. Hayt, halt etmiş onlar. Bence etmemişler yengem. Ne oldu? Ha? Kıytırık bir lokantayı bile döndüremedin. Döndüremiyormuşum. Ne anlar onlar servisten, hizmetten? Ne olmuş yani biz de böyle bir gece dağıttıysak? Ya şu adamı bir görecektin. Nasıl güldü yüzü, neler yaptı. Ya Saadet sen söyle. Bırak Allah aşkına ya. Kontrolcüymüşüm. Oluruna bırakmıyormuşum. Sana bıraktık, ambulans, polis kapıda. Babam burada yatıyor. Hadi yürü git Yılmaz ya. Al Yaman'da yürü git. Aşk olsun yengeciğim. Yürü lan sen de. Yılmaz. Ah babacığım ya. Gel babacığım, al canım benim. Gel şu otur yavaş. Bana Saadet'i çağır. Babacığım yarın sabah çağır. Şimdi çağır. Servet, kızım. Hadi kızım. Hadi. Babacığım. Oh, Saadet. Gel, otur. Otur kızım. Saadet, sana bir şeyler söylemek geldi içimden. Yarın sabah ayrılırım, utanırım, söyleyemem diye şimdi söylüyorum. Söyle baba. Ama ağlamak yok. Tamam baba. Saadet, Servet'i yoldaşım diye çok sevdim. Sevda'yı tekne kazıntısı olduğu için sevdim. Sen bu hayatta beni en çok hayrete düşüren insansın. Büyüyüşün, yaşayışın, duruşun. Sen bir tanesin Saadet. Öylesine başkalarına benzemiyorsun ki. Hep merak ediyorum. Hayat önüne neler çıkaracak diye. Bir film gibi izliyorum. Sonu hep mutlu bitsin diye dua ediyorum. Babacığım. Kızım. Geceler baba. İyi geceler. Günaydın. Bana bak kızım, kaçma, gel buraya. Ya okula geç kaldım abla. Bırak okulu, ne oldu dün gece? Ben de onu öğrenmeye gideceğim zaten. Bunları nezarethaneye attılar herhalde. Bana bak, bunlar yine senin için kavga etmiş olmasın? Vallahi billahi benim yüzümden değil, başka bir şey yüzünden. Ben de anlamadım ki doğru dürüst. Ya gideceğim, öğreneceğim işi müsaade edersen. İyi tamam git. Akıllı ol Sevda, akıllı ol. Tamam abla, hadi. Anam. Gel bakalım buraya akşamcı. Ay ilişme Servet. Anam. Kızını başından savarsan böyle başını tutar senin. Nalet damat ya, kanıma girdi. Kız ben bunu bir de öptüm akşam herhalde ya. Müstahak sana. Yavaş gel. Sarsma. Baba itmiyorum. Yavaş. Yavaş kızım, yavaş. Baba bir şey yap. Ya bağırtma beni, bağırtma. Başım zonkluyor be. Of başım. Anam. Bir ilaç, bir şey getir bana. Tamam baba, getiriyorum. Saadet nerede baba? Bilmiyorum. Yok mu? İlaç. Tamam. Yok vallahi çıkmış. Kemal'e gitti herhalde. Neden? Kemal buna evlenme teklif etmiş. Dün akşam ağzından kaçırdı. Değil mi? Ne olacak şimdi? Sence? Yani sen o çocuğu çok seviyorsun ama bilemiyorum tabii. Seviyorum, evet de bilmiyorum Servet. Şu birkaç gün Saadet'le çok güzel geçmişti. Sen gel de bir de onu Saadet'e sor. Ay başım. Servet. Vurursan da başım. Şöyle bir yumruk var. Yok baba, vurmam. Ondan sonra başım daha çok ağrıyor dersin. Al şu bak, ilacın olmak üzere, bunu iç. Hadi babacığım. Bu ne bu? Yavaş yavaş. Niye daldın adamlara? Bilmem. Onlarla bir olup girişseydin olurdu hani. Senin bana yaptığın gibi mi? Sonuçta adamın arabasını çizmek istememiştim. Yanlış anlaşılmaya giderim dedim. Olmadı. Sağ ol. Sağ ol. Ben bunun altında kalmam. Alt üstü yok bunun. Hayat. 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 Yalnız ne daldık heriflere ha? Ha? O kısa olan neydi öyle? Bayağı cevaldi ha. Ya o kısa olanı bana sor ya. Atom karınca gibi. En çok ondan korktum zaten. Ya bir de sanki araba şerefsizin yani. Yalak herif. Hadi beyler ayaklanın. Çıkıyorsunuz. Yalnız iyi bırakları, ben bir gece daha tutarlar diyorum. Avukat oldum deyince tırstılar herhalde. He. Annen niye geldi ziyarete? Boş ver. Bir daha benim işime karışmıyorsun. Arabamdan uzak dur, o heriflerden beter benzetirim seni. Sıkar o biraz. Yürü sen de hadi ya. Damada mı götürüyorsun onu? Evet. Yani evinde bir şey yok. Tam takır kuru bakır. İşi gücü var tabii, o yüzden. İşi gücü bas. İçirdi beni ya. Adam o. Adam. Günaydın. Günaydın. Nasıl Muzaffer baba? İyi. Biraz başı ağrıyor ama iyi. Poğaça almıştım da sana. Şimdi kahvaltı hazırlayamazsın diye. Ben de sana ilaç getiriyordum. Başını ağrıyorsa diye. Sağ ol. Erisin. Mahvettim ortalığı. Biraz. Ama ben de mahvettim değil mi? Azıcık. Ya Servet'im sen bunlara nasıl dayanıyorsun be? He? Her biri ayrı dert vallahi. Yani sıkı tutsan ayrı patlar, gevşek bıraksan hiç olmaz. Ya. Bak canım karım benim be. Sen 12 yaşından beri bunlara dayanıyor ha. Hakikaten zormuş işin. Sen nasıl dayanıyorsun bunca zamandır yalnızlığa? Ben yalnız değilim ki. Siz varsınız. İyi de eninde sonunda yalnız kalıyor insan. Yani yaşadım gördüm. Bir tarafta orada bir ev var, cümbür cemaat insanlar. Bir taraf... Biz de cümbür cemaat olacağız bir gün. Ben de baban gibi olacağım. Çocuklarım çekecek nazımı. Çocuğum. Belki çocuklarım ne biliyor? Aman deli sen de. İlacını iç. Sağlığına. Afiyet olsun. Buyurun. Ben Kemal Bey'e bakmıştım mı? Sizin için dışarıda bir yer ayırdık Saadet Hanım. Buyurun. Öyle mi? Evet. Şuradan mı? Bu taraftan. Teşekkürler. Rica ederim. Bu kadar geliyor. Çok güzel olmuş. Sen mi yaptın? Yani yardım almadım değil. Beni çok şaşırttın. Sende ne maharetler varmış? Daha bitmedi. Teşekkür ederim. Şey diye. Kameracı bunu sana vermemi söyledi. Öyle mi? Teşekkür ederim. Şey değil. Çok tatlı. Saadet. Benimle evlenir misin? Kemal. İzin verirsen sana birkaç şey söylemek istiyorum. Söyleyebilir miyim? O gün... O hiç hatırlamak istemediğim gün sana söylediklerim var ya... Hepsi doğru. Seviyorum seni. Telefon numaranı ezbere bilecek kadar seviyorum. Yalan yok. Ama anlıyorum da. Benim kendi isteğimle gitmiş olmamdan korktuğunu anlıyorum gerçekten. Sen beni böyle tanıdın çünkü. Onunla tanıdın. Onun kanadını kırdığı bir kuş gibi düştüm ben senin avcına. Ama olsun. Bak ne güzel iyileştirdin yaralarını. Ben de seni böyle tanıdım. Yoksa bambaşka bir Kemal var biliyorum. Ve çok merak ediyorum o Kemal'i. Çok. Bak. Ben babamın dizinin dibinde büyümüş, ona aşk sözcükleri fısıldayan ilk adama aşık olmuş küçük bir kızım aslında. Küçük bir dünyam var benim. Ben hayatı bilmiyorum Kemal. Kim nereye çekerse oraya gitmekten başka bir şey bilmiyorum ki ben. Ama öğrenmek istiyorum. Seni öğrenmek istiyorum. Kendimi öğrenmek istiyorum. Hayatı öğrenmek istiyorum. O yüzden burada, bugün seninle evlenmeyi kabul edemem Kemal. Cevabım hayır.